Kaptan amca ve Sevinç teyze uzun çabalar sonunda nikah masasına oturmuşlardı. Ama tam nikahları kıyılacakken Sevinç teyzenin oğlu geldi ve nikahı bozdu. Bozarım anne, bozarım. Benim onayım olmadan bu nikah olamaz, olmaz. Olmadı zaten, nikah memuru çoktan gitti. Bana bak Murat, ne demek benim onayım olmadan nikah olmazsa? He, sen belediye başkanı mısın? Beyefendi, beyefendi. Siz bu kadını sahipsiz sandınız herhalde. Yok öyle boş kaleye gol atmak. Sen üzerine alınma kaptan. Bu Murat şu kadarcık bebeydi, bizim nikahımızda da problem çıkartmıştı. Tam ben nikah memuruna evet diyecekken su tabancasıyla suratıma su sıktıydı. Bana da sıkmıştı. Bütün makyajım akmıştı. Evet, o yüzden bizim nikah fotoğraflarımıza bakan Hülya'yı hep ağlıyor zanneder. Halbuki Hülya benimle evlendiği için bütün gün sırıtmıştı. Ya, ölüyordun mutluluktan. Tabii ölüyordun. Sen bana aşıktın. Ama ertesi gün bıraktın. Neyi bıraktın? Bana aşık olmayı. Hülya, bırak şimdi bencilliği. Burada yarım kalmış bir nikah var. Doğru söylüyorsun anne. Boşuna süsledim etrafı. Hiç bozma, gene lazım olacak. Olmayacak. Bozabilirsiniz. Evladım, ne istiyorsun sen? Söyle bakalım. Niye bozdun nikahı? Çünkü bu kadın benim annem. Annemi öyle tanımadığım bir adama veremem ben. Bizimkiler bu sorundan hiç hoşlanmamıştı. Ama aslında başımızda daha büyük bir sorun olduğundan haberleri bile yoktu. Zühtü Bey eve taşınırken söylediğimiz yalanları öğrenmişti. Neden bir şey söylemediniz Zühtü Beyciğim? Bu gece nikahları vardı, mutluluklarını bozmak istemedim. Peki yarın nasıl bir tavır takınacağız? Bilmiyorum. Bize söyledikleri yalanlar çok büyük. Asil ve zenginiz dediler. Kadir Bey bana bekarım dedi. İkizim var dedi yahu. Ben ikizi olmadığından şüphe etmiştim zaten. Canım ben de şüphe etmiştim ama yalan söylediklerine inanmak istemiyordum. İnanamıyorum. Alenen kandırıldık. Bana bak evladım. Ben kimin bana uygun olduğunu bilebilecek yaştayım. Senin müdahalene hiç gerek yoktu. Vardı anne. Ya seni güzel sözlerle kandırdıysa, ya tertemiz duygularını oynadıysa, ya hayırsızın, uğursuzun tekiyse. Sen sonra hayırsız. Anneanne ayda bir kere araymışsın. Senede bir kere bile gelmeymişsin yanına. Evladı anasıyla ilgilenmezse elbette ilgilenecek biri çıkar. Anne bak bu adam çok asabi. İzin vermiyorum, ezer seni bu. Ezmez evladım. Kaptan şeker gibi bir insandır. Arasan böyle tatlı, böyle sevimli bir insan bulamazsın. Bahriye, bırak şimdi tatlıyı. Ne tatlısı? Biz bu meseleyi en iyisi evde konuşalım. Ay kusura bakmayın ne olur. Hiç beni ikna edemezsin anne. Ya bu yaşta evlenmek nereden çıktı ya? Yani yakışır mı, olur mu? El alem ne deriz? Murat, kardeşim el alem dediğin zaten hep bak burada. Sorun çıkarma, sevenleri birbirinden ayırma. Sok şu su tabancanı kılıfına. Ya ne su tabancası Kadir abi ya? Hadi yürü eve, evde konuşuruz bunları. Hiç heveslenme anne, izin vermem. Sen sahipsiz değilsin, ben sana bakarım. Biz karar verdik, evleneceğiz. Bugün olmadı ama yarın olacak. Olabilir. Ama benim annemle değil. Sen hiç merak etme Sevinç Hanımcığım. Bodyguard tutacağım, bunu almayacaklar ise. Bak, bak evlenmek istediğin adama bak. Resmen şiddet yanlısı. Seni döver de bu. Evladım, anneni korumanı anlıyorsun. Ama öyle dağdan gelip bağdakini kovmak olmaz. Yetişkin insanlar bunlar ya. Senin tebrik etmen lazım. Tabii evladım, sanki 15 yaşına kız veriyorsun. Evet. Böyle yaptığın için özellikle evleneceğim Nurettin Bey'le. Çok kalbimi kırdın. Tamam anne, tamam. Yani kararlısın öyle mi? Evet. Tamam işte, engel kalktı. Bir dakika, bir dakika. Yok öyle yangından mal kaçırmak. Madem annemle evlenmek istiyorsunuz, o zaman ilk önce gelip benden isteyeceksiniz. Yok daha neler? Kaptan tamam, sakin ol, tamam. Evladım, madem ısrar ediyorsun, gelip ister. İstemem. İstersen, yarın müsait misiniz?
Önce dünür gönderin. Aa, iş yok, şaşırtma sen de. Yarın müsaitiz, bekleriz. Yürü eve, yürü. Ha, pırlantayı sakın unutma. Vallahi vermem. Ne? Ama Murat. Her şeyi soracağım. Eğer ikna olmazsam kız mız yok, ona göre. Sen ne karışıyorsun? Ah. Ben istemem dedim daha. Sen hiç araya girdin. İsteyeceksen. Ama yine de isteyeceksin. Ya olmasın. Bence bu konuyu onlara siz açın Hafif Hanım. Ben açarsam çok sert açarım. Ama Zühtü Beyciğim, bu zor görevi bana vermeyiniz. Ben insanları kıramam. E canım, asıl kırılan biziz. Evimize yerleşmek için bir sürü yalan söylemişler. Olsun. Ben yüzlerine karşı bize yalan söylediniz, bizi aldattınız diyemem. E ne var bunda? Hesapta mı soramayacağız? E o zaman siz yapın, siz söyleyin. Pastayı da boşu boşuna aldık. Ah Murat, ah. Hülya, bizim kaptanın işi zor vallahi. Yarın kız istemeye gidecek. Aa, kız istemeye mi? Evet, Sevinç'in oğlu gelsin benden istesin dedi. Bu Murat da iyice saçmalıyor yani. Öyle. Zaten kaptan da ikna olmuş değil. Henüz üzerinde çalışıyorlar. Olmaz. Ben gidip de o kıvırcık kafadan kızımız istemem. O zaman evlenemezsin. Ya görmüyor musun çocuk ne kadar inatçı? O inatçıysa ben de inatçıyım. Ne yani? Bitti mi şimdi bu iş? Bitti. Ben bu yaştan sonra gidip kızımız isteyemem. Hele o kıvırcık saçı veletten hiç isteyemem. Körlü felli ben bir adamım ha buraya ya. Bana rakıyı bıraktırdın, şu işe bak. Portakallarla uğraşıyorum. Kadir. He. Düşündüm de. He. Bizim nikah tazelememiz lazım. Pardon, sebep? Öyle işte. Hülya, bayatlayan şeyler tazelenir. Ne nikah tazelemesi? Evliliğimize tarihe geçmiş süt muamelesi yapma. Ama düşünüyorum da ben nikahımızdan hiçbir şey anlamamışım Kadir. O zaman düğün kasetimizi seyret Hülya. Üzerine maç çekmeseydin seyrederdim Kadir. Bak gördün mü, düğün kasetimiz bile yok. Ben gelinlik giymek istiyorum Kadir. Saçmalama Hülya. Bir gelinlik kaç para, senin haberin var mı? Sen hiç merak etme kaptan. Gideriz Sevinç Hanımlara. Sen böyle oturursun. Ben de isterim kızı. Ne kızıyorlar? Koskocaman kadro, ne diyorsun sen? Ama baksanıza, istemezseniz olmaz diyor oğlu. Olur efendim. Bacaka'da veletin lafıyla hareket edecek değilim ha buraya elbette. Ya Sevinç Hanım da bakın müsaitiz dedi, bekleriz dedi. Demek ki o da istenmek istiyor. Ya ister tabii. Her kadın ister. Nereden çıkarıyorsun böyle saçma sapan şeyleri anlamıyorum Hülya. Ne var Kadir? Bir sürü nikah tazeleyen insan var. Boşanan da bir sürü insan var. Onları mı örnek alalım yani şimdi? Çarpıtma konuyu Kadir. Konu zaten çarpık. Bir insan bir kadınla iki defa evlenir mi? Sen gelinlik giyeceksin diye bir daha mı düğün masrafı yapacağım? Bir daha mı gelinlik alacağım? Bir daha mı davetiye bastıracağım? Bir daha mı düğün salonu tutacağım? Salona gerek yok canım. Bir restoranla anlaşırız. Sadece yakınlarımızı çağırırız, olur biter. Olmaz Hülya. Biz evlenemeyiz. Niye? Çünkü Zühtü Bey seni benim ikizimle evli sanıyor. Beni bekar sanıyor. İnsan yengesiyle evlenir mi? Ne deriz sonra onlara biz? Bana bekarım demişti. Meğer Hülya Hanım'la evliymiş. Aldatılma duygusuyla yaşayamayacağıma göre onu işten çıkarmam gerekebilir Hafife Hanım. Zühtü Bey öğrenirse beni işten atar. Kovulurum. Ayrıca mahvoluruz. Perişan oluruz. Evsiz kalırız. Bu soğukta, bu kara kışta sokaklarda kalırız. O zaman biz ne yaparız Hülya? Ya senin bu Zühtü Bey'e söylediğin yalanlar yüzünden hiçbir şey yapamaz olduk Kadir. Aferin, gelin sizin de bir iş bölümü yapalım. Ben Kadir Bey'i işten çıkarayım, siz de Kudret Bey'leri evden çıkarın. Bence ikisini de siz yapın. Benim yapıma ters. Ben insanlara kötü haber veremem ki. Canım, sizin bu yapınız yüzünden ben de bu evliliğin felaket tellalı oldum yani. E o zaman ya
yarın sabah gider bir denerim. Ama söyleyemezsem lütfen kızmayın. Rahmetli babamın bir lafı vardır. Sana acımayana sen de acımayacaksın. Onurlu kalmanın tek yolu bu. Bize yalan söyleyenleri cezalandırmak lazım. Yoksa ayakta kalamayız Afife Hanım. Zühtü amca kararlıydı. Babamı da bizi de kesin kovacaktı. Oldu Vehbi Bey. Tabii ben kendisine iletirim. Mersi, iyi günler. Biz bu bebekleri satamayacağız. Hepsi elde kaldı. Ne bebeğiymiş bu? Stokta Çin'den gelen oyuncak bebekler vardı. Ama kimse fiyatı beğenmiyor. Niçin benim bu bebeklerden haberim yok? Ben bu şirkette pazarlama ve satış müdürü müyüm? Yoksa saksı mıyım? Cevap veriyorum. B şıkkı. Derhal o dosyayı masamda görmek istiyorum Ersan Bey. Ama çok meraklıydık. Tanesi 22 dolardan 10.000 bebeği satın da görelim. Satarım. Hallederim. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Bana baktı değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Resmen düşmana bakar gibi baktı. %100. Bu adam bir şeye kızdı. Ama neye kızdı? Ben o bakışı gayet iyi bilirim Kadir Bey. Tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki... Zühtü Bey 3 vakte kadar canınızı okuyacak. Siz hiçbir şeye dayanarak konuşmayın. Sizin tecrübeleriniz ortada Ersan Bey. Daha 10.000 tane oyuncak bebeği bile satamıyorsunuz. Piyasa kötü. Millette para yok. Kimse o fiyatı vermiyor. Kolaysa siz satın. Satacağım tabii. Bu bebeklerin 8 aydır stokta ne işi var? Günaydın. Oo Kadir Bey, demek iş başı yapabildiniz. Duyan da aylardır işe gelmiyorum zannedecek anti bıyık Nilgün Hanım. Şunun şurası alt tarafı 3-4 gün istirahat ettim. İyileştiniz mi bari? İyileştim. Kadir Bey'in başı büyük belada Nilgün. Niye? Zühtü Bey demin içeri girdiğinde kendisine öyle sinirli baktı ki sorma. Sinirinden konuşamadı adamcağız, direkt odasına gitti. Değil mi Behram? Biraz öyle oldu. Hiç şaşırmam. Kendisinde paratoner gibi bıyıklar var. Bütün öfkeyi üstüne çekiyor. Aman ne benzetme, ne benzetme. Bir şeye canınız mı sıkıldı Afife Hanım? Bilmem, siz söyleyin. Ben mi söyleyeyim? Neye canınızın sıkıldığını ben nasıl söyleyebilirim ki? Söyleyebilirsiniz. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Bak şimdi bak, Zühtü Bey sabah geldi, aynen şöyle. Günaydın. Ersan Bey... Patronu taklit etmekten başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Yok, bugün fazla işim yok. Belki adamın dişi ağrıyordu, belki karısıyla kavga etti. Olamaz mı yani? Zühtü Bey neden bu kadar sinirli? Bileniniz var mı? Buyurun Zühtü Bey. Peki Zühtü Bey. Kadir Bey, Zühtü Bey sizi çağırıyor. Merci Berin Hanım.
affedersiniz efendim, bir kusurum mu oldu acaba? Siz daha iyi bilirsiniz. Biraz ipucu verseniz efendim. Kadir Bey. Pardon efendim. Alo. Alo Kadir, ben Hülya. Buyurun benim. Galiba burada ters giden bir şeyler var. Pardon, nasıl bir şeyler? Demin Afife Hanım buraya geldi. Hiç bu kadar erken gelmezdi. Yani? Bir türlü ağzından baklayı çıkarmıyor. Ama galiba eve girerken uydurduğumuz yalanları öğrendiler. Ya. Evet, soruyorum ama siz daha iyi bilirsiniz deyip duruyor. Ya. Zühtü Bey ne durumda? Eğer öğrendilerse o da sinirlidir şimdi. Aynen öyle. Ne yapacağız Kadir? Ben size dönerim efendim. İyi günler, iyi günler. Kesin bekar olmadığımı öğrendi, işten kovacak. Demek ondan sinirliymiş. Kadir Bey, bilirsiniz lafı uzatmayı sevmem. Dün tesadüfen öğrendim. Mideme çok kötü bir ağrı girdi efendim. İyiniz var. Hiç iyi değilim efendim. Tam olarak iyileşemedim galiba. Sanırım yine mide kanaması geçiriyorum. Ne? Affedersiniz. Benim acilen hastaneye geçmem lazım efendim. İyi. Hülya, acilen durum raporu ver bana. Ya ne bileyim ben, Afife Hanım bir sürü imada bulundu ve gitti. Zühtü Bey de öyle. Her şeyi anlatacaktı, birden mide kanaması geçirdi. Aa, mide kanaması mı? O zaman ne işimiz var? Hadi dur, hastaneye. Dur Hülya, dur, telaş etme. Geç şöyle, numaradan yaptım. Zühtü Bey beni kovmadan önce zaman kazanmak istedim. Ay, tamam, ne yapacağız şimdi? Annemle babam bildiklerini biliyorlar mı? Onlara daha söylemedim. Gelip yine sana bağıracaklar. Nasıl öğrendiler ya? O kadar da dikkat ettik. Ne bileyim işte, öğrenmişler. Ya bir ev alıp şuradan doğru dürüst taşınamadık ki. Ya kendiliğimizden gideceğimize şimdi rezil olacağız. Onlar kovacaklar tamam bizi. Tamam Hülya, tamam Hülya. Panik yapma, her şeyin bir çaresi vardır. Pes etme. Önce işten kovulmamam için bir çözüm bulmam lazım. Evden atılsak da problem değil. Nasıl olsa bir ev buluruz. Ama ayda 10.000 dolar maaş alacağım bir işi bir daha ben zor bulurum. Adam senin bekar olduğunu öğrendiyse seni bu işte tutar mı? Tutar. Tutar. Bunun masum, küçük, sevimli bir yalan olduğunu anlaması gerekiyor. Hem beni kaybederse çok şey kaybeder. Neymiş onlar? Öncelikle önemli bir iş tecrübesi. İngilizce. Ve Çince. Kadir Bey bekar değilmiş, biliyor musunuz? İnanmıyorum. Evet. Meğerse Hülya Hanım'la evliymiş. İkizim ikizi de yokmuş. Size yalan söylemiş. Evet. İşe girebilmek için. Ailesi de aynı gün bizim yalıya yerleşince yalanı büyütmüşler. Affedilir gibi değil efendim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu tür şeyleri bir kere affederseniz peşi gelir. %100 haklısınız efendim. Yani kovacaksınız. Ben diğer meziyetlerimin üzerine oynamalıyım Hülya. Mesela örneğin Çince'yi ön plana çıkarmalıyım. Hah, bir de onu anlarsa harika olur. İki kere kovulursun. Bir dakika Hülya, kafamı karıştırma. Düşünmem lazım. Artık hiçbir şey düşünme Kadir. Her şey bitti. Evsiz kaldık, işsiz kaldık. Merhaba. Merhaba Murat. Hülya abla, konuşmamız lazım. Ah, Kadir abi de buradaymış, süper. Ne var, ne istiyorsun? Bu gece için yardımınızı istiyorum. Ne yardımı? Ya bu adam akşam annemi istemeye gelecek ya. Evet. Ben vermek istemiyorum. Yani açık konuşayım, gerekirse bütün engelleri çıkartacağım. Ne? Şimdi sen bizden ne istiyorsun? Annem evlilik konusunda çok kararlı. Yani siz de bana destek olursanız evliliğine engel olabiliriz. Murat bıraksana, evlensinler canım. Olmaz. Ben başka bir adamın baba diyemem. Benim bir tane babam var, o da vefat etti.
Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Ama sen de baba deme. Yani amca da ne bileyim başka bir şeydi. Ya annem ne olacak? O adama kocam diyecek. Babamın kemikleri sızlamayacak mı? Vallahi senden Sevinç ablayı bizim aile isteyecek. O yüzden herhangi bir sorun çıkartamayız. Kusura bakma. Yo yo. Ben sana yardımcı olabilirim Murat. İşte bu. Ama sen de bana yardımcı olacaksın. Kadir. Hulya. Anlatmaya başla Kadir abi. Şimdi bak Murat'cığım. Benim başımda küçük bir problem var. Eğer bu problemi çözmede bana yardımcı olursan... Bu Kadir de evli olduğu ortaya çıkmasın diye ikizim var demiş. Aylardır kandırıyorlar Zühtü Bey'i. Ay inanmıyorum ya, bu ne cesaret. Efendim? Zühtü Tekkeli Bey'le görüşecektim. Bendeniz Kavalcı Holding Yönetim Kurulu üyesi... ...başkanı Zekeriya Kavalcı. Bağlar mısınız lütfen? Konu neydi efendim? Kızım bırak şimdi konuyu monuyu. Kavalcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı diyorum. Bağlayın çabuk, çok önemli. Belki ben yardımcı olabilirim. Tamam, söylüyorum o zaman konuyu. Patronuyla çok önemli bir görüşmede bulunacak olan bir iş adamını... ...gereksiz yere telefonda meşgul ederek işlerine engel olan sekreterin işten kovulması. Bağlıyorum efendim. Hah, şöyle yola gel. Bağlıyorum. İtiraz ederse fiyatı yükselt, tamam mı? Sen hiç merak etme. Tamam. Alo? Zühtü Bey? Bendeniz Zekeriya Kavalcı. Kavalcı Holding'den. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Konuyu dolandırmayı pek sevmem. O yüzden direkt sadete geleceğim. Güzel. Biz sizin çok değerli müdürünüz Kadir Bey'i şirketimize transfer etmek istiyoruz. Transfer mi? Neden? Çünkü Çince bilen bir müdüre ihtiyacımız var. Kendisine teklif götürdük. Hatta ciddi bir transfer ücreti önerdik ama kabul etmedi. Ne kadar dürüst bir insanmış ki size ihanet etmedi. Yani? Ben de bu işi sizinle çözmeye karar verdim. Kadir Bey'i şirketimize transfer etmek için 50.000 dolar bonservis bedeli ödemeye hazırız. Ne diyor, ne diyor? Şaşırdı galiba. Güzel. Kadir Bey Çince bildiği için mi bu kadar değerli sizin için? Evet. Ayrıca iş dünyasında tecrübeleri de çok önemli. Piyasayı çok iyi biliyor. Önemli bir ikna kabiliyeti var. Amerika'daki tahsilini Türkiye şartlarına çok iyi entegre etmiş. Kısacası Kadir Bey bizim ölçekte bir firmada çok daha verimli çalışır. Bizim ölçeğimizde ne varmış? Açık söyleyeyim, siz bizimkine göre çok küçük bir şirketsiniz. Verin Kadir Bey'i bize, siz nasıl olsa birini bulursunuz. Şirketimi küçümsemenizi dinleyecek değilim Zekeriya Bey. Tamam, haklısınız. Çince bilen değerli bir elemanınızı ucuza kaptırmak istemiyorsunuz, anlıyorum. O zaman bonservis bedelini... ...100.000 dolar yapalım. Olmaz. 200.000 dolar. Kadir Bey satılık değil. O zaman en son 250.000 dolar olsun. Teklifiniz için teşekkürler. Ama olmaz. Kendinize başka birini bulun. Ay, ne dersin? Yemiş midir acaba? Kesinlikle. Harika. Sanırım beni işten kovmaktan vazgeçmiştir artık. Akşam anneni istemeye geldiklerinde yardım edeceksin değil mi? Kesinlikle edeceğim. Hiç merak etme. Kaptan asla annenle evlenmeyecek. Hallederiz. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Geç Murat. Öyle. Gel. Şimdi sıra sende. Ne sırası Kadir? Sen ve annem... Afife Hanım'ın duygularıyla oynayacaksınız. Kadir teslim olalım. Eğer öğrendilerse hiç şansımız yok. Henüz ikisi de bize bir şey söylemediğine göre her şeyi itiraf edeceğiz. İtiraf mı edeceğiz? Evet Hulya. Bazen itiraf en güçlü savunmadır. Dinle şimdi beni. Sen telefonu alacaksın. Afife Hanım'ı çağıracaksın. Afife Hanım'a... Afife...
Gir. İlişik kesme için gerekli evrakları hazırladım efendim. Kadir Bey'i göndermeniz için her şey hazır. Ben böyle bir hazırlık istemedim. Eninde sonunda gerekecek efendim ben o yüzden. Henüz kararın kesinleşmedi. Ama efendim az evvel... Ersan Bey. Gittim bile efendim.